Hocam olanları biliyorsunuz. Bir de üstüne dün olanlar. Yani her gün böyle olursa benim için büyük sıkıntı. Ve kursum tehlikeye girer. Evet hocam, ne yazık ki. O yüzden sınıfımı değiştirmenizi rica edecektim. Durumunu doğru değerlendirebiliyor olman çok güzel. Objektif ve net bir bakış açın var. Fakat yanlış olan bir şey var ki o da savaşlar kaçarak değil, cephede kalarak kazanılır. Eğer arkadaşlarının bu baskısı veya huzursuzluğu canını sıkıyorsa buna kalarak çözüm bulman gerek. Hocam bunu ben yapsam da harika yapmaz ki. Dünyayı kendi etrafında çeviremeyince deliriyor kız. Öyle mi? Tamam. Gel o zaman benimle. Hadi. Günaydın çocuklar. Oturun, oturun. Sen nerede oturuyordun Ömer? Oğulcan'la hocam. Ayşe, sen Oğulcan'la oturuyorsun. Ömer oraya geçiyor. Tamam hocam. Hocam şaka mı bu? Hoca izin vermemiş sınıf değiştirmesine. Hocam, yalnız nerede aklınıza geliyor böyle şeyler? Kral hareket valla. Bundan sonra da bir süre yer değiştirdiğinizi görmek istemiyorum. Hocam ben bu şekilde oturmak istemiyorum. Başka seçeneğin yok harika. Sınıf değiştirmiyorum. Kimseyi de okuldan göndermiyorum. Lütfen yerine geçer misin Ömer? Hayır yani herkesteki bu kardeşlik histerisi nedir ben anlamıyorum ki. İyi ders vereceğim. Sağ olun hocam. Oturun çocuklar. Aynı sırayı paylaşmaya alış bence. Sonuçta artık aynı anneyi paylaşacaksınız ya. Çok da şey etmemek gerek. Şşş, suratsızlar. Bir daha bu konuyla ilgili konuştuğunuzu duyarsam bütün çektiğiniz kopyaları hocaya söylerim. Anlaştık mı? Aferin. Yalnız iyi oldu böyle. Aynen. Bir başlangıç oldu diyebiliriz. Bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.